Daha önceki videolarımda YouTube kanalları için trafik ve abone arttırmayı anlatmıştım. Bu videomda ise tüm bunları reklam vererek, reklam yayınlayarak yapmayı anlatacağım. Eğer benim kanal büyütme yöntemlerini uygulayacak vaktim ve sabrım yok, fakat tanıtım bütçesi ayırabilirim diyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Elbette ne kadar bütçeniz varsa reklamınızın sağladığı fayda o kadar büyük olur, fakat düşük bütçelerle de başarılı reklamlar verebilmek mümkün. Eğitim videosunda size düşük bütçeli YouTube video reklam vermeyi ve optimize etmeyi en kolay yoldan öğreteceğim. Bu reklamları trafik ya da abone arttırmak için nasıl kullanabileceğinizi de anlatacağım. Şimdi ekrana dönüyoruz ve reklamı ayarlayacağımız platform olan Google AdWords ya da yeni ismiyle Google Ads'e nasıl kayıt olunacağını ve panelin nasıl kullanılacağını öğreniyoruz. Videoyu tam burada durdurun ve içeceğinizi alıp öyle gelin. Öncelikle bir Google AdWords, yani yeni ismiyle Google Ads hesabı açmamız gerekiyor. Nasıl açacağız arkadaşlar? Google AdWords yazıyoruz ve ilk çıkan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar oturum açın var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra tabii Gmail hesabımıza giriş yaptıysak arkadaşlar bu ekranlar çıkıyor. Aksi halde oturum açında tekrar Gmail hesabınızın giriş bilgileri istenir. Burada ne diyor arkadaşlar? Google Ads hesabınız yok. Yeni bir hesap oluşturmak ister misiniz? Evet. Yeni bir Google Ads hesabı açalım. Burada hemen bir akıllı yönlendirme çıkıyor. Reklamınızın hedefi nedir diye size soruyor. Daha fazla telefon araması almak, web sitesi üzerinden satışları veya kaydolma işlemlerini arttırmak, fiziki konumumuza gelen ziyaretçileri arttırmak şeklinde seçenekler var. Biz ne istiyoruz? Videomuzun reklamını yapmak istiyoruz. Ama videoya reklam verme bunlardan hangisine giriyor? Kafanız karışabilir. O yüzden arkadaşlar daha kolay bir yöntem var. Biz arkadaşlar hemen video reklam aşamasına geçmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Aslında çok basit. Eğer bu panel içinden bunu aramaya kalkarsanız epey karışık gelecek. Fakat şöyle pratik bir yöntemle bunu çözüyoruz. YouTube video reklam öbeğine şunu Google'da aratıyoruz ve ilk çıkan sonuca tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada da hemen sağlıkta ya da sol alttaki butondan hemen başlayıp tıklıyoruz. Bir sayfa daha çıktı. Evet, Google maalesef pek çok programında böyle kulağı tersten tutuyor. Google mühendisleri niye böyle yapıyorlar bir türlü anlamıyorum. Normalde biz o butona tıklayınca hemen açılması gerekirken arada yine 50 tane sayfa gösteriyorlar. Bir türlü şu kullanıcı odaklılık ve hızlı erişim olaylarını çözmediler. Neyse, karşımıza çıkan bu sayfada da başlayın tıklıyoruz. Nihayet 3. adımda bakın video kampanyası oluşturma ekranı geldi. Bakiyemiz tükenmiş, önemli değil arkadaşlar. Biz kampanyamızı oluşturalım. Daha sonra buraya yükleyeceğiz. Siz de üye olduktan sonra faturalandırma ayarları bölümünden hesap tanımlaması yapacaksınız. Ve daha sonra her reklam vereceğiniz zaman o hesaptan içeriye bir bakiye aktaracaksınız. Reklamlarınız da bu bakiye kullanılacak. Hemen video kampanyası oluşturalım. Kampanya adı ne olabilir? Kendi kanalındaki videolardan birine reklam vereyim. Makale yazarak para kazanma olabilir. Makale diyelim. Arkadaşlar bu kampanya adı bizim anlayabilmemiz için, hangi kampanya olduğunu anlayabilmemiz ve sınıflandırabilmemiz için. YouTube videonuzu arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Evet, bakın burada çıkıyor. Evet, bakın makale yazarak internetten para kazan. Tıkladım, seçtim. Videomuz seçildi. Şimdi burada iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi diyor ki diğer YouTube videolarından önce otomatik olarak oynatılır. Bu reklam biçiminde ziyaretçi bir videoyu izlediği zaman, tıkladığı zaman o videonun içinde oynayan başka bir video reklam oluyor bu. Videodan önce çıkan veya video sırasında çıkan o zoraki video var ya, reklamı atlayıp geçiyorsunuz. İşte o bu. Bu ne işe yarıyor? Bu reklam o videonun, yani videonuzun daha çok trafik almasını sağlar. Şöyle diyelim ki 20 lira bütçe koydunuz. Bunu seçtiniz. İşte gerekli ayarları yaptınız. Reklamınız onaylandıktan sonra bu böyle şarjördeki kurşunları harcar gibi arkadaşlar hızlıca bakiyenizi tüketir. Ama bir bakarsanız videonuz işte 5000 izlenmiş, 10.000 izlenmiş. Artık bakiyenize ve anahtar kelime durumuna göre değişiyor bu. Videonuz çok fazla izlenir. Fakat abone o kadar gelmez. Çünkü biraz zoraki bir izleme olduğu için arkadaşlar buradan sizin kanalınıza gelme ihtimali, yani ziyaretçinin gelip abone olma ihtimali düşük oluyor. Ama kanalınıza abone yapmak istiyorsanız insanları şunu seçmelisiniz arkadaşlar. İlgili videoların yanına veya YouTube ana sayfasına küçük resim olarak yerleştirilir. Bakın burada da zaten görünüyor. Öncekine tıkladığımızda bakın videonun içinde
çıkan bir reklam türüydü. Alttakine tıkladığımızda burada, yani önerilen videolar alanında çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Zaten kişinin ilgilendiği, arama yaptığı ve ilgilendiği konuda ona bir öneri sunuyor burası. Ve buradan arkadaşlar hani çok fazla izleme gelmez ama buradan gelen ziyaretçinin çoğu abone olur. Ziyaretçiyi aboneye çevirmek için en iyi reklam türü budur. Bakın mobil ve masaüstü hallerini burada gösteriyor. Reklamınızın nasıl gösterilmesini istiyorsunuz diyor arkadaşlar. İsterseniz videonuzdaki resimlerden ya da kapak resminizi seçebilirsiniz. Küçük resminizi seçebilirsiniz. Başlık 100 karakter. Zaten başlığımız şuydu. Makale yaz, para kazan. Mümkün mertebe kısa tutmaya çalışın arkadaşlar başlıkları. Buraya işlemedi. Normalde burada görülüyordu. Bunun sebebi AdBlock'un açık olması. Tüm sitelerde duraklat diyorum. Ben bu ekranı tekrar yenileyim. AdBlock'u kapattıktan sonra nasıl göründüğünü size göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın AdBlock'u kapattıktan sonra artık burada yaptıklarımız görünebilecek. Yani ön izlemesini yapabileceğiz. Makale, yaz, para, kazan. Mobilde başlığımızın şu kısmı görünüyor. Gayet güzel. Ne yaptık? Biraz daha kısalttık. Biraz daha mobilde de görünebilir hale getirdik. Masa üstünde zaten görünüyor ama önemli olan arkadaşlar zaten trafiğin çoğu mobilden geldiği için mobile uygun bir reklam formatı düzenleyebilmek. Açıklama kısmına da ne diyebiliriz? Mesela SEO uyumlu makale yazarak 25-35 karaktere yaklaştık. Alta devam edelim. İnternetten. Bu açıklama burada görünmüyor ama masaüstü sürümünde görülebilir. Sonra devam diyor. Devam'a tıklıyoruz. Müşterileriniz nerede bulunuyor? Yer seçiyoruz arkadaşlar. Mesela bu videoyu kimlerin izlemesini istiyorsunuz? Müşterilerimiz Türkçe konuşuyor. Yani İngilizceye gerek yok. Eğer başka ülkelerde seçeceksek İngilizceye gerek yok. Mesela Türkçe dedik. Evet, diller tamam. Coğrafyalar. Coğrafya seçiyoruz. Türkiye diyoruz tabii ki. Öncelikle. Evet. Türklerin çok bulunduğu diğer ülkeleri de seçebilirsiniz. Nereler? Azerbaycan. Türkiye Türkçesine aşina olan Azerbaycan var. Biliyorsunuz onlar da bizi rahatça anlayabiliyor. Biz de onları rahatça anlayabiliyoruz. Sanki bir lehçe farkı gibi. Çok büyük bir fark yok aslında. Ki videolarımıza da ilgi gösteriyorlar. Biz de onların videolarını izliyoruz. Bunun dışında mesela Almanya diyebilirsiniz. Almanya'da da epey Türk var. Yani İngiltere, Fransa falan yazabilirsiniz ama ne kadar çok ülke eklerseniz o kadar çok hızlıca tüketirsiniz bakiyenizi arkadaşlar. O yüzden çok abartmadan birkaç ülke seçin böyle. Sonra devam edelim. Bakın şu dilleri de ekleyebilirsiniz. Almanca dersek Almanya'da Almanca konuşan diğer vatandaşları da seçecek ve bizim hedefimizden çıkmış olacak. Biz bunu Türklere izletmek istiyoruz. O yüzden dil olarak Türkçe seçili. Devam diyoruz. Kitle seçimi var abi. Burada da şöyle bir durum var. Videonuz kimlere uygun? Neydi bizim videomuz? Makale yazarak internetten para kazandık. Kadınlara uygun, erkeklere uygun, cinsiyeti bilinmeyenlere uygun. Yaş olarak da 18'den arkadaşlar işte 45'e hatta 64'e kadar uygun diyelim ama 65 yaş ve üzerine pek uygun değil. Çünkü işte SEO'lu makale durumu var falan. Yaş itibariyle onları zorlayabilir. O yüzden bunu kaldırın mesela. İşte ebeveyn olup olmamasının da bizim için çok önemi yok. O yüzden dursun burada. Bunlar da. Hatta şu 55-64'ü bile kaldırabilirsiniz. Videonun hedef kitlesi tam olarak şudur ama 45-54'te dursun. Müşteriniz hangi ürün veya hizmetleri satın almayı amaçlıyor bölümler. Bu bir ayrıma giderseniz iş karışır. Bu daha çok ürün satışı amaçlı video tanıtımları için. Buradan kafanızı bulandırmadan hemen şu seçeneği işaretliyorsunuz. Müşteri amacını olabildiğince geniş tut. E peki biz bunu işaretlediğimizde reklamımız İlgilisine nasıl ulaşacak diye düşünüyorsunuz. Ona devamında hedef kitle ayarı yapacağız. Devam diyoruz. Ve bakın bütçe, günlük bütçemiz ne kadar diyor. Şimdi biz ne dedik? Çok büyük bütçelerle reklam vermeyeceğiz. Uygun bütçelerle vereceğiz dedik. Yani 30 lira falan tanıtım için bütçe ayırırsanız iyi olur. Böylelikle şuraya 7.50 diyebilirsiniz. Günlük bütçedir arkadaşlar bu. Böylelikle 4 gün boyunca reklamımız dönebilir. Peki toplam bütçemiz nerede arkadaşlar? Buraya ne kadar yüklüyorsak o kadar gidiyor demiştik ya. Buraya 30 lira yükleyeceğiz. Bizden günde 7-50 lira civarı bir kesinti yapacak. Bazen bunu geçebiliyor da. Yani reklamımız ortalama 3-4 gün yayınlanacak. Bu ayarları yaptıktan sonra kampanya oluştura tıklıyoruz. Nihayet kabul ettirdik. Bazen böyle takabiliyor arkadaşlar. Burası saçma sapan şeylere dahili bir hata oluşturuyor. Hatanın ne olduğunu maalesef söylemiyor. İşte muhteşem Google mühendisliği. Daha sonra arkadaşlar reklamlar ve uzantılar var burada. Uzantılara bakalım. Bir reklam grubu oluşturmanız gerekiyor. Öncelikle bakın reklam grupları var. Ben daha önce oluşturmuştum.
Şurada hemen bir reklam grubu oluşturuyorsunuz ve bu zaten alanınıza ekleniyor, videonuza ekleniyor. Sonra buraya geldik, ne yapmışız başta? Hemen bu videoyu izleyin, yazmaya başlayarak ek gelir sağlama. Bunu kabul etti arkadaşlar, denedik bunu kabul etti. Bakın durum inceleniyor. Bu inceleme süreci 24 saat sürebilir, 3-4 günde sürebilir. Artık Google'ın keyfi ne zaman gelir de bunu onaylarsa o zaman siz de metriklerini görebileceksiniz. Bunu herhangi bir hedef kitleye odaklamadık. Hedef kitleye nasıl odaklayacağız? Öncelikle arkadaşlar bu videomuzun olduğu kampanyayı seçmeliyiz. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Sol üstteki hamburger menüye tıklıyoruz. Buradan videomuzu seçiyoruz ya da şuradan bakın makale diyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar şurayı kapatayım kafanız karışmasın. Bakın burada pek çok ayar var. Açılış sayfaları, anahtar kelimeler, hedef kitleler. Bunların hepsine içerik girerseniz hedef kitleniz daralır. Bunu hiç kafanızı karıştırmayın. Direkt anahtar kelime gireceğiz. Diyeceğiz ki bu anahtar kelimeler YouTube'da arandığında bizim videomuz çıksın. Burada reklam grubu seçim var. Bunu daha önceden ayarlıyoruz zaten. Anahtar kelimeleri her satıra bir tane gelecek şekilde girin ya da yapıştırın. En güzel anahtar kelime bulma yöntemi şudur. Abersagus'ta açacağız. Bu anahtar kelimeler bulmanıza yardımcı olan bir web site. Ücretsizdir. Açıldıktan sonra buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Ne demiştik? Makale yazarak para kazanma. Search'e tıklıyoruz. Bakalım bize neler önerecek. Evet, şu anda anahtar kelime fikirleri getir diyor. Bakın burada bir sürü bize fikir verdi. Volume arkadaşlar bu arama hacmidir. Arama hacmine göre sıralama durumudur. View all keywords ideas dediğimiz zaman bize daha geniş bir liste sunar. Copy tıklıyoruz. Anahtar kelimelerimiz kopyalandı. Sonra AdWords'e dönüyoruz. CTRL V yapıyoruz. Hepsi buraya geldi. Biz buna ne ekleyebiliriz? Tabii biz makale yazarak öbeğini arattığımız için bununla ilgili bize fikirler verdi ama şuna da dahildir. İnternetten para kazanma. Hatta bunu da aratıp onunla ilgili fikirleri de yapıştırabiliriz. Tek tek buradan uğraşacağımızı. Burada da epey bir anahtar kelime önerisi sundu. Getiriyoruz buraya, yapıştırıyoruz. Şimdi çok fazla anahtar kelime eklemek de iyi değil. Neden? Para kazanma anket diyor. Biz anket anlatmıyoruz. Bu reklamı gören, anket arayan kişi bu reklamı gördüğünde tıklamayacak. İnternetten para kazanma yolları ekşi olabilir. Şu THT nedir bilmiyorum. İnternetten para kazanma forum. İnternetten para kazanma siteleri. İnternetten para kazanma ekşi. Evet. Bunlar olabilir arkadaşlar. Makale yazarak para kazanma yalanı var mesela. Onu da kaldırıyoruz. Evet, bunlar iyi arkadaşlar. Bak gayet iyi. 2017 var, bunu da kaldırıyoruz. 2018'i de kaldırıyoruz. Fakat şu geri kalanlar bizim işimizi görecektir. Aşağı geliyoruz, kaydet diyoruz. Ve bu anahtar kelimeler videomuza eklendi. Reklam aktive olduğu zaman hangi anahtar kelimeden ne kadar görüntüleme aldığımızı görebileceğiz. Şimdi ben önceki reklamlarından göstereyim. Mesela şu reklama anahtar kelime tanımlamıştım. Bakalım. En çok görüntülenenden başlayalım arkadaşlar. Ya da en çok gösterimden. En çok çalışan anahtar kelimemiz hangisi? İnternetten para kazanma 2019. En çok bu gösterilmiş. Görüntüleme ortalaması da %3. Yani iş yapan anahtar kelimemiz bu olmuş. Diğerlerine bakalım. Bunlarda da gösterilmiş ama öyle çok fazla dikkat çekmemiş. Buradan da anahtar kelimenizi görebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey var. Gösterim olmuş ama bakın sıfır görüntüleme. Buradan görüntüleme atıyorum. Burada 0.2 falan olsaydı bunu buradan bakın duraklatacaktık. Çünkü bize boşuna para harcatmış olacaktı. Fakat görüntüleme hiç yok. O yüzden dursun, sıkıntı yok. Bundaysa görüntüleme %3 gayet iyi bir rakam arkadaşlar. Belki de bütçe düşük olduğu için Google Ads videomuzu en çok bu anahtar kelimeleri göstermiş olabilir. Anahtar kelime eklemeyi ve bunları optimize etmeyi de öğretmiş oldum. Optimizasyonda arkadaşlar size para kaybettiren ama az görüntüleme alan anahtar kelimeleri de duraklat yaparak şuradaki gibi duraklatabilirsiniz. Bu zaten otomatik olarak reklamınıza işlenecektir. Ben şimdi size daha önce yayınladığım iki tane reklamın metriğini göstereyim. Bakın arkadaşlar sağ üstte tüm kampanyalar var. Ona tıkladığımızda tüm video kampanyalarımız görülür. Şuradan göstereyim biraz daha görsel olsun. Evet. Bakın burada 3 kampanyamız da görülüyor. Şunlar benim onaylanmış reklamlarım. Metriklerine bakalım. Birini Yandex Soloka'ya, birini para kazandıran 4 uygulama ve web siteye vermişim. 6522 gösterim almış. Neymiş gösterim arkadaşlar? Bakın bunların üzerine tıkladığınızda size açıklamalarını gösterir. Gösterim. İşte Google reklam ağlarında veya diğer yayıncılar, web siteleri, uygulamaları da her gösterişi bir gösterim olarak sayılır.
gösterim sayısı reklamlarınızın ne sıklıkla görüldüğünü anlamanıza yardımcı olur. Görüntülemede arkadaşlar videonuzu 30 saniye, en az 30 saniye boyunca izleyen ziyaretçilerin sayısıdır, kişilerin sayısıdır. Bakın 6522 gösterimden 117 tane 30 saniye civarı izleme almış. Görüntüleme ortalaması %1.79. Ortalama GBM arkadaşlar nedir? Görüntüleme başına maliyet. Yani 30 saniye ve üzeri görüntüleyen herkes bana 0.07 lira kesinti yapılmış. Gayet iyi bir rakam yani, gayet maliyet düzgün. Maliyette yaptığımız harcamaların toplamı. Burada da 8.69 kuruş kesilmiş. Kazanılan görüntüleme nedir? Bakın arkadaşlar, kazanılan görüntüleme de şu. Video reklamınızı görüntüleyen bir kullanıcı ilk görüntülemeden sonra 7 gün içinde bağlı YouTube kanalınızda başka bir videoyu izlerse kazanılan görüntülemedir. Yani biz buna reklam verdik ama işte gidip başka bir videoyu da izlemiş. Diğer para kazandıran 4 uygulamanın metriklerine bakalım. Bunda daha iyi bir metrik durum var. 13.677 gösterimden 295 görüntüleme almış. Görüntüleme ortalaması %2.16 daha yüksek. Ortalama görüntü başı maliyet, görüntüleme başına maliyet. Bunda daha uygun. Toplam maliyet 12.68 kuruş. Kazanılan görüntüleme de 8, yani bu videoyu izleyen kişi 8 video daha izlemiş. Muhtemelen buradan da abone gelmiş arkadaşlar. Bakın diğer yeni videomuzsa henüz incelenmedi. Bu da incelenmesi tamamlandığı zaman yayına girecek ama ben bunu siz görün diye reklama çıktım. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradan biraz daha bakiyemize yükleme yapacağız. Araçlar ve ayarlara tıklıyoruz. Fatura özetine tıklıyoruz. Zaten burada bakiyemizin bittiği görülecek şu anda. Evet, kalan kredimiz 0. Hepsini tüketmişiz. Buraya siz öncelik bakın faturalandırma ayarları var. Ödeme yöntemleri, ödeme yöntemlerinizi yönet. Depolamam 2 yöntemimiz var diyor. 2 tane ben buraya kart bilgisini girmişim. Siz de ödeme yöntemi ekleyene tıklayarak kart bilginizi buraya ekleyin. Google sağlamdır arkadaşlar, devlet gibidir. Öyle uçar kaçar olmaz. Siz zaten buraya ne kadar yüklüyorsanız o kadar harcama yapılıyor. Ödeme yapıyor. Ben bakayım arkadaşlar. Ne kadar? 20 lira daha ekleyeyim. Çok açılmıyor. Bundan sonra ay sonunda epey bir yekün oluyor. Ödeme yapıyorum. Olaylı diyorum. Bakiyemizi yükledik. Ödemenizin işlemler sayfasında görünmesi 24 saat alabilir diyor. Yani şurada bakiye alanında o ücretin görünmesi 24 saat alabilir diyor. Ama genelde 3 ila 12 saat arasında burada görülüyor. Tekrar bu kısma girip bakın araçlar ve ayarlardan fatura özetinden kontrol edebilirsiniz. Daha sonra da zaten reklamınız yayınlanmaya başlıyor ve hit almaya, abone kazanmaya başlıyorsunuz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı